Böyle seneler evvel, belki 20 seneye yakın oldu herhalde. Böyle Risale'leri Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salih abi Adapazarı'na geldiği zaman bir hatıra anlatmıştı. Tabii 20 sene geçti, böyle bazı noktalarda eksiklerim olabilir ama mana itibariyle şöyleydi. Diyor, kendisi 1958'lerde nurları tanımış. Fakat o zaman okuduğu zaman fazla istifade edememiş, bırakmış. Okumayı anlayamıyorum diye. 75'li yıllarda Türkiye'ye geliyor. Böyle çeşitli hadiselerden sonra bir abimiz, Sungur abin bir ifadesiyle karşılaşıyor. Böyle bir cemaat hakkında Sungur abiye sual etmiş. Filan cemaat hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Sungur abi demiş ki, İslamiyet'e kıl kadar hizmet edenin başımızın üzerinde yeri var. Bu söz çok tesir etmiş. Ondan sonra tekrar nurları okumaya başlamış. Okuyunca öyle istifade etmiş ki, demiş ki bunu Arapçaya tercüme etmek lazım. Kendi gayretiyle bir şeyler yapmış. Arkadaşı var, Terbiyetül İslamiye diye bir dergiyi çıkarıyor. Profesör Muhsin Abdülhamit diye, Irak'ta. Onun yanına gidiyor, diyor böyle ben birkaç diyor risalelerden tercüme etsem, sen diyor derginde bunu basar mısın? Diyor ki basarım ben ama ya diyor senin o tercüme edeceğin zat Türkiye'de bir köy imamı. Şimdi bütün herkes diyor Arapçadan tefsirleri alıyor, tercüme ediyor, başka lisanlara ulaştırıyor. Sen kalkmışsın Türkiye'deki bir köy imamının kitabını tercüme edeceksin de burada istifade edilecek diye böyle çelik, yani noksan görmüş veya öyle bildiği için beni diyor çok ağrıma gitti diyor bu. Hemen eve gittim, burayı, bu lemaattaki el hakku yalu vela yula aleyh, madem haktır, neden batıl hakka kafir müslüme galiptir? Bu bahsi Arapçaya tercüme ettim. Götürdüm, dedim ki şunu bir okur musun? Okudu, demiş yahu benim senelerden beri kafamdan çıkaramadığım, çözemediğim bir meseleydi bu. Tereyağdan kıl çeker gibi ne kadar güzel. Ya demiş ben sözümü geri alıyorum. Bu büyük bir alimmiş demiş. Diyor bastı onu şeyde. Bu arada ben de diyor 10. sözü tercüme etmeye başladım. Birkaç parçayı diyor tercüme ettiğimi verdim. Basmadan evvel okuyor. Ya ben dedim ki sana bu büyük alimdir ama yok canım. Bu asrın müceddididir demiş. Bak şimdi telakki. Köy imamından risaleleri okuyunca tabi orada diyor ben tercüme et geldi sıra diyor 31. söz Miraç Risalesi. Tercüme ettim onu götürdüm. Okudu, bitirdi. Ya demiş ben müceddi dedim ama bu adam Mehdi ya demiş. Başkasını aramaya gerek yok. Hatta bu yaklaşık belki yine bir 10 seneye yakın oldu. Malezya tarafında bir sempozyumda bir tebliğ sundu bu Muhsin Abdülhamit. Diyor ki orada İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin diyor kitabını bir Müslüman olmayana, başka dinden mensup olan birisine verseniz istifade edemez. Çünkü diyor o kitaplarda maksat mümindir. İslamiyet'in feyizlerinden, faziletlerinden bahseder. Adam Müslüman değil, o istifade edemez. Ama diyor Risale-i Nur'u kime verirseniz verin, eğer insafı varsa istifade eder. Çünkü diyor Risale-i Nur'un muhatabı insandır. Onun için risalelere dikkat etsek, yani ey Müslüman tabiri azdır, ey mümin tabiri azdır. Ama bütün tabirlerin %90'ı ey insan diyor. İnsan isen anlarsın diyor değil mi? Muhatap kim? İnsan. O zaman Risale-i Nur herkese muhatap. Diyor ki eski müceddidler belli bir zaman dilimine, belli bir bölgeye has. Risale-i Nur bütün insanlığı baz aldığı, hedef aldığı için başka müceddid arama gerek yok. Son müceddid Bediüzzaman'dır diye tebliğinde böyle anlatmış, izah etmişti.